Biz kesinlikle hareket eden bir uçaktayız galiba. Bunun tekniğini çözdük. Bakın burada birisi daha taş olmuş. Arkadan bu şekilde dolaşabiliriz. O çamaşır arabasını da şey için koymuşlar sanırım. Sağa sola gidip gelirken onun arkasındaki gölgeyi kullanarak geçelim diye. Ama biz akıllı olduğumuz için bunu kullanmamıza gerek yok. Hayır. Ya ne yaptım ya? Ah. Galiba malım. Geçtim, bir daha niye karşıya geçtim ki? Deli gibi oraya gidip geliyorum. Neyse. Biz böyle oynamayalım burada. Ben ve oynamamak. Ay hao! Ya. Ne güzel, ben ilk başta geçmiştim. Koş 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 koş. Asılı duran kafesler. Asansör gibi bir ses geliyor ama. Yine karanlık bir merdiven var yukarıda. Bir balkona benziyor burası. Neyse, şuradan yardıralım. Burada bir oda var. Aynı denizlerdeki kapı girişlerine benziyor. Büyük ihtimalle zaten buradan gideceğiz ama önce üst katı çok merak ederim. Oraya bakalım. Şey, deniz demişim. Gemilerdeki. Burada ne var? Dostum, şaka mısın? Boşuna mı yaptınız üst katı? Hani bari gizemli bir eşya, bir şey koysaydınız. Buranın açılmadığını biliyorum zaten. Ha, zaten yukarı giden merdiven varmış. Ve küçük bir pencere var. Bak, şimdi böyle yerlerde kendimi zor bir karar verecekmiş gibi hissediyorum. Acaba oradan mı gitmeliyim yoksa buradan mı? Bence buradan aşağı atlasak tekrar geri gelemeyebiliriz. O yüzden önce aşağıya bakalım. Bakalım burada neler var. Yerde bir kitap var ama kaldıramayacağım kadar büyük. Burada birileri bir şeyler içmiş. Ben de dağıtırım işte burayı. Yine notlar alınmış. Sonra bir takvimde günler işaretlenmiş gibi. Seni aşağı atarım işte böyle. Sandalyeyi görünce artık aklıma hep o intihar sandalyesi gelecek. Ne güzel atılıyor değil mi? Oha, ay ay. Ciddi misin? Ben yukarıdan gideceğimizi sanmıştım ama bu gizli kapı nasıl açılıyor? Lan, dolabı açacağım diye kapattım. Lan, ya hayır. Tamam, şuradan önüne geçersem oradan ittirebilir miyim? Aa, dur, hayır. Sanırım biraz daha mı açmamız gerekiyor? Daha büyük bir şeye ihtiyacımız var. O zaman kesinlikle bu sandalye. Ya dostum, buraya. Ben bu sandalyeyi çekebilecek ama yerden bir kitabı kaldıramayacak kadar güçlü bir kızım. Şimdi. Merhaba. Bir sandalye de burada. Burada da mı intihar ediyorsunuz yoksa? Bir düğme var. Bu neyin düğmesi? Oha. Tamam, gizli kamera odasını bulduk. Burası yatakhane değil miydi? Ne? Ben sizden bir tane var sanıyordum dost. O zaman biz her zaman başkasını mı gördük? Buraya daha gitmedik. Yok, ürkütücü mekanlar. Aa, bu bizim, tamam. Bunun adı Lady'ydi sanırım. Oyunun başında rüyamızda gördüğümüz kadın. Sanırım bu baş kötü oluyor. Ayna mı? Bana başka bir şey veremez misin? Tamam, öyle olsun. Ben de sana küser giderim. Burası uzun zamandır kullanılmışa benziyor. Çünkü baksanıza, sandalyeyi sürekli çekmekten yerde iz çıkmış. Ne demişler? Kürkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer tilkinin yanıdır. Eğer o kamera odasını bulmasaydık seni yine aynı kişi sanacaktım. Ama senden çok fazla olduğunu biliyorum artık. Bu terlikler kimin? Çok ürkü... Aaa! Raj'ın odasındayız. Herhalde. Bunlarda neler karıştırıyorsunuz? Çok çirkin resimlerdekiler ya. Kilitli bir oda. Ha, tamam. Ben burayı gizli bir yer sandım. Buradan gideceğiz herhalde. Evet, Raj'ın odasında bir anahtar bulmamız lazım. Şalter var. Şaltere yetişmek için, tamam. O kadar tepesine ışık koyulmuş bir çanta. Tabii ki bunu çekeceğiz. Bu da beklenen bir şey değildi.
Bir ayak sesleri. Hayır, Roger gelmesin. Hayır, gelmesin. Olabildiğince yükseğe çıkmam lazım. Roger'ı bu kadar... Oo, resimlere bak ya. Ne? Ama o şapkalı çocukların tabloda neden resimleri var? Roger, siz ne karıştırıyorsunuz burada ya? Dostum, gerçekten yakından daha çok çirkinsin. Dağıtırım işte odanı böyle. Çünkü ben yaramaz bir çocuğum. Sen o çocuklara nasıl kötü davranırsın? Çok da oynamayalım ya. Şimdi anahtarı alalım, ayak sesleri duydum. Roger geliyor olabilir. Eğer büyük bir şey olsaydım yatağını dağıtırdım. Anahtar nereye gitti? Anahtar, anahtar. Heh, burada. Ama dua et ki ben küçük bir kızım. Deminden beri buralarda ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ama zeki bir kız olduğumu unutmuşum. O sesi gelen asansör buymuş demek ki. Çaktırmayın, ben 2 saat burada nasıl açılacak bu kapı diye bekliyordum. Dostum, asansörünüz güzelmiş. Tabii doğru, Roger'ın omuzları için geniş olduğundan neden gitmiyor diyordum. Tabii ki seni tekrar çalıştırmam lazım. Dostum, sen benim yeni arkadaşımsın. O yüzden seni buraya saklayacağım. Kimse seni almasın, tamam mı? Yine karnım guruldamaya başladı. Oha! Rüzgarı görüyor musunuz? Çakmağı yakınca ateşi söndürüyor. Böyle küçük ayrıntıları düşünmeleri... fare sesleri geliyor ya. Ya acıktığımızda çok yavaşlıyoruz. Şu an fare bile olsa yerim. Az önce fare yerim derken ciddi değildim ama bu kadar yavaş hareket edeceğimi bilmiyordum. Şu an mental bir çöküntü altındayız. Hayır ya, söylediğim şeyler oyunda. Tamam, fare yiyeceğiz sandım. Lan düşünsenize, fare yemek istiyorum diyorum, sonra gerçekten oyunda fare yiyoruz. Tam korku oyunu işte. Ama bunun tuzak olduğu çok belli ya. Bir şey olacak. Ya. Buradan kurtulmam lazım. Hadi yapabilirim. Tamam. Dostum, siz neden iş böyle şeyler denemediniz ki? Orada bir ışık gördüm. Bir balkon mu burası? Oha! Burası bizim o gördüğümüz yer. Ya böyle şeyleri çok seviyorum işte. Dostum, hiç merak etme, seni de buradan çıkaracağım. Dur biraz, sen normal çocuksun, şapkalılardan değilsin. Ama kapının neden açılmıyor? Hiç merak etme, seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Geri döneceğim. Kapı, tamam, şu şeyi... dostum, geri geldim. Seni biraz kullanıyor gibi olacağım ama... önce kendimi kurtarmalıyım. Sanırım bırakırsam kapı geri inecek. Buradan Tarzan gibi atlayabilir miyim? Deli dana gibi burada dolanıyordum. Ona yukarı çıkmak sonradan aklıma geldi. Evet. Ama neden bir küvet var? Bunlar korkutucu şeyler. Ve burada bir kanlı giyotin var. Tahtalar gıcırdıyor. Umarım aşağı düşmem.
Oyunun başında sülüklerin oraya bir tahta kırılmışı da düşmüştük ya. Ama o tahta kırılma, ama tabii oyunun hikayesi söyledi de ileride ne vardı diyecektim. Yani yok, yapmamışlardır ki. Şimdi terziye mi geldik? Bir sürü kumaş var etrafında. Roger, sen terzi misin? Hay o. Çocukları ölü çocuk ama hay oha. Kokumu aldı. Hayır. Lütfen. Beni burada fark edemezsin, değil mi? Sen ciddiysin. Şimdi dalga geçerdim ama neyse. Ama çok korkunçsun ya. Ve şapkan nasıl hiç kafandan düşmüyor? Peki ya zıplasam? Dur, kumaşta zıpladım. Peki ya demire zıpladım? Ay, neden zıpladım ki? Peki ha, delikten geçemezsin değil mi? Ha. Ama buradan ne yapmam? Hayır, tabii ki kapıyı açabilirsin. Oradan elini sokup beni çekmeyeceksin değil mi? Ay, çok gerici bir şey. Allah'tan oyunu gece oynamıyorum. Gece oynasaydım ama aslında etraf karanlık da birazdan güneş doğacak. Şimdi Furkan, hızlı düşün. Tamam, bu kol burayı çevirmem gerekiyor ama bu nereye açıyor? Ha, tamam. Sanırım kaçış biletimiz bu. Hayır, sesi duydu. Çabuk, acele et. Boş ver, yeter bu kadar. Koş. Nasıl kaçtık ama? Biz kaçıcıyız ya. İç ısıtan bir mekana geldim. Biraz tanıdık. Aa, tamam. Bu kamerada gör. Evet, tabloda resimleri var. Burası sizin eviniz galiba. Ama neredesiniz? Ve burada kumaşlar. Yoksa siz kumaşlara sarılmıştınız da sonra kaçıp buraya mı geldiniz? İçimden bir ses deliye atla diyor ama çok birden fazla sesle atlama diyor. Biraz farklı bir ışık. Toplamak kampı mı burası? Arkamdan geliyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Çık yükseğe. Dostum, sakin ol. Erkek, sen göstersene yüzünü. Aslında ben de yüzümü göstermiyorum ama. Ah! Ama ben kızım. Tamam, belki sen de kızsındır. Şimdi fizik kurallarına göre yüksekten atlarsam daha uzağa giderim. Ah! Ne oldu? Gelemiyor mu yukarı? Şapşik. Tabii zaten bir yere girdikten sonra arkamızdaki kapı kapanmasa şaşırırdım. Yine bir ayak sesleri geliyor. Üst katımızda biri yürüyor sanki. Ha! Tamam, bu sefer gerçekten korktum. Hayır, buralar tamam, bu asansörün orası, burayı hatırlıyorum. Ama asansörde, hayır, başka gidecek yer olmak zorunda. Yukarı çıksam sen kördün değil mi? Belki göremezsin. Belki göremezsin değil, zaten kesin göremez de. Ben köşeye gideyim de biraz. Şu an bizi arıyor. Ben oraya bir oyuncak saklamıştım ama sanırım gitmiş. Dostum, sen bayağı çirkinsin ya. Ne oldu? Ay, ben burada yokum. Kapı kapanmadan benim de bir geçmem gerekiyor. Yoksa içeride mi kalmalıydım? Yine bir oyuncak, tamam. Artık sen ne yapacağımı biliyorum. Buralarda bir yerlerde o zaman şey ol. Hayır, düğme yok. Bir dakika. Tamam. Seni ittireceğim. Sonra buradan kendim aşağı. Tavan arasıcılık. Sen oyuncak mı onlar?
Aa, her kötü canavarın iyi bir kalbi vardır derlerdi ama Roger, küçükken ne yaşadın bilmiyorum ama sanırım oyuncakları seviyorsun. Kıyamam ya. Ama o bize kıyar. Çocuklar, sanırım biraz fazla gürültü yaptım. Ayar yakalandı. Bak şimdi, o zaman bu ses çıkaran şeyi buraya fırlatsam dikkatini çekebilirim, değil mi? Sonra şuradaki delikten hayır, görme beni. Tamam, sen göremiyordun zaten. Şimdi sese doğru gideceksin büyük ihtimalle. Hayır geliyor. Ay, çık 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 çık. Aha. Ah, niye bu kadar sakar olmak zorundayım ki? Ne oldu? Artık ya, ay, eli, tamam mı? Eli vardı bunun. Dostum, senden ne zaman kurtulacağım? Burada bir delik varmış. Abi, beni görmedin değil mi? Ay, hep aynı şeyi söylüyorum. Yani duymadın. Saatlere takıntılı birisin galiba. Burada, ay, kapıyı açacağım. Oo, bunu yapmam gerekiyor muydu? Oo. Aa, örümcek ya, içim öyle bir şey oldu ki şimdi. Geliyor, 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 geliyor. Gelme, gelme, gelme. Ama hiçbir şey yok ki buradan. Her türlü yakalayacak. Süpürgeyle bir şey mi yapma? Tamam. Saatler onu beni duyamayacağı şekilde, ama şimdi duyabilir. Sessizce şuraya saklansam. Evet. Saatler duymasını engelliyor beni ama çıkamadım buradan.